Tamer korkmaz. Leopar'ın benekleri değişmez. Amerika Bölünmüş Devletleri Başkanı Biden'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken demiş ki, ABD yeni dönemde maliyetli askeri müdahalelerle farklı ülkelerdeki rejimleri devirmeye çalışmayacak. Böyle taktikleri geçmişte denedik. İyi niyetli olsalar da işe yaramadılar. İş bu açıklamadaki askeri müdahaleler sadece ABD'nin işgal ettiği ülkeleri değil, darbe yaptırdıklarını da işaretliyor. Yani evvela itiraf hanesine yazılmalı. Devam edelim. Muhtelif askeri müdahalelerle sayısız masum insanın kanlarını döken, küresel mafya olarak çöktüğü ülkeleri her türlü yıkıma perişanlığa uğratan haydut ABD güya iyi niyetliymiş. Zırvanın şaikasıdır. Vazgeçme beyanını müdahalelerin işe yaramamasına, nihayetinde başarısız olmalarına bağlıyorlar ki, dikkat, burada ahlaki manada zerre pişmanlıkları yok, Vicdansızlıkları, insansızlıkları aynen John Wynan sırıtıyor. Peki ya bunlar gerçekten işgallerden ve darbelerden vazgeçtiler mi? ABD'ye asla güvenilmez. Haydut devlet ABD'nin iyi hal kağıdı yoktur. Hiçbir zamanda olmadı. Leopar'ın benekleri değişmez. Emperyalist icraatlar. Burak Cowboy Joe Biden geçenlerde Suriye'deki ilk ölümcül askeri harekatını gerçekleştirdi. Amerikan askerleri Kuzey Suriye'de PKK devleti planından vazgeçmiş değil, silah sevkiyatını da sürdürüyorlar. ABD Irak'tan da elini çekmiş değil. Trump'ın Afganistan'dan asker çekme kararını Joe Biden uygulayacak mı şu an için belirsiz. Askeri müdahalelerin darbe kısmına gelecek olursak, FETÖ 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığında Joe Biden başkan yardımcısıydı. Aynen Trump gibi Biden da Fethullah'a iade etmiyor. FETÖ'yü bütün hücreleriyle kollamaya, yönetmeye devam ediyor. Tüm bunlardan sonra Dışişleri Bakanı Blinken'ın sözlerine güvenebilmek yahut bu açıklamasını samimi bulmak mümkün değildir. Sadece göz boyamaya yarayan laflar var. İcraat mafiş. İcraate dair bir ışık da yok. ABD'nin kandan beslenen bir devlet olduğunu asla aklımızdan çıkarmayalım. Darbe ile ABD eş anlamlıdır. ABD için demokrasi bir ilüzyondan, sihirbazlık gösterisinden, narkozlamadan ibarettir. Derin ABD'nin politikası Türkiye'de gerçekleştirilen darbelerin tamamının arkasında ABD'nin yer aldığı defalarca kanıtlanmıştır. 1960 ve 1971'deki askeri müdahaleler sırasında ABD'de cumhuriyetçi başkanlar vardı. 1980 ve 1997'de ise Beyaz Saray'da Demokratların başkanları oturuyordu. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde yine Demokratların başkanı Oval ofisteydi. Yani nedir? ABD için muhtelif ülkelerde darbe organize etmek derin devlet politikasıdır. Beyaz Saray'da Cumhuriyetçilerin ya da Demokratların başkanının olması fark etmiyor. Öyle değil, böyle. 28 Şubat'ın 24. yıl dönümü münasebetiyle 1997'deki darbenin perde arkasında kimin yer aldığı bir kere daha yazılıp çizildi. Bazı devşirmelerin ABD'nin 28 Şubat darbesini yaptırdığı gerçeğini karartmaya yeltendikleri gözlendi. ABD Eski Ankara Büyükelçisi Francis Richardson'un Türkiye'de görev yaptığı dönemde bir grup gazeteciye söyledikleriyle ABD Eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın bir cümlesi üzerinden giderek ABD'nin 28 Şubat'ta demokrasiden yana tavır aldığı iddiası yalana seslendirildi. Bu ve benzeri tezler zırvadan ibarettir. Darbe olması için illaki başbakanlığa tankların gitmesi falan şart değildi ki. 28 Şubat MGK'sından 3 hafta kadar önce Sincan'dan geçirilenler neydi? Hacut ABD'nin onların çocuklarına yaptırttığı askeri darbeler tıpkı basım yöntemlerle değil muhtelif şekillerde icra edildi. 28 Şubat sürecinde klasik anlamda bir darbe yaptıkları vakit, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kuvvetle muhtemel bölünmeden çekindikleri için daha farklı bir metotla askeri müdahaleyi gerçekleştirdiler. 13 Haziran'da yani 1997'de Albright'in Bayis konusu açıklaması geldi. 18 Haziran'da da refah yola havlu attırıldı. Generallerin 3 Haziran 1997 tarihinde İzmir'deki gizli toplantısında dönemin genelkurmay başkanına, siz Ankara'da meclisi kapatırsanız ben de İstanbul'da açarım diye karşı çıkan dönemin birinci ordu komutanıydı.